ağız ve diş sağlığı için radyografi çok önemli bir yere sahiptir. Röntgenler, diş hekimlerinin dişlerdeki ve çenelerdeki sorunların teşhis edilmesinde yardımcı olur. Dental grafilerde muayenede fark edilemeyen çürük, kemik kaybı, kemik erimesi ve kök kanalındaki sorunların kolayca tespit edilebiliyor. Ayrıca röntgenler ortodontik tedavi ve implant yerleştirmesinde diş hekimlerine yardımcı olur. Dijital panoramik röntgen, tüm dişlerin ve çene kemiğini daha az ışın alarak birlikte göründürülediği bir röntgen çeşididir. Dişler, kemik ve diş etlerindeki klinikte ağızda yani muayene ile görünemeyen kısımlarını göstermeye yarar. Dijital sistemin kullanılması görüntü kalitesini arttırmakta ve kişinin aldığı radyasyon miktarını da belirgin şekilde azaltmaktadır. Sefalometrik röntgen, panoramik röntgenle beraber sıkça kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Nedir sefalometrik röntgen? Kafa tabanı ve çene yapısının anormalliklerini değerlendirebilmesi için tüm dişlerin ve çene kemiğinin profilden çekilmiş görüntüsüdür. Panoramik röntgen, çenelerin tüm dişlerinin çene ve dişlerindeki birçok sorunlarının tek bir filmde görülmesini sağlayan röntgen filmidir aynı zamanda. Peki, gerekli nedir? Yani herkese bir panoramik röntgen çekilmeli midir? Çene ve dişlerde gözle görünmeyen kistler ve tümörler ve başka sorunlar oluşumlarının teşhisinde panoramik röntgen mutlaka gereklidir. Tedavi planlamasının daha hızlı ve daha akıcı biçimde yapılabilmesi için panoramik röntgenler çok yardımcı olurlar. Çene ve dişlerde yapılacak operasyonlarda önce hekimin görmesi gereken şey röntgendir. Çünkü bu röntgenlerin tedavisi uygulanacak alanı geniş bir şekilde gösterir, komşuluk ilişkilerini değerlendirir ve operasyonun başarısını arttırırlar. Peki, şurada şu sorun ortaya çıkar. Şu soru ortaya çıkar. Panoramik röntgen çok avantajlı mıdır veya dezavantajlı mıdır? Birçok çürüğün ve çenedeki kistik ve tümöral oluşumunun ilgili erken teşhisini sağladığı için avantajlı bir yöntemdir. Tüm dişlerin görüntüsü de tek bir röntgen üzerinde görülebilir. Yani 32 tane dişiniz tek bir yerde hepsi bir arada görülebiliyor. Tüm dişlerin görüntüsünün alınmasıyla erken teşhis ve tedavide kaçınılmaz oluyor. Bu sayede hastanın hem zamandan hem tedavi masraflarından da tasarrufunu sağlar. Panoramik röntgenler tüm dişin ve çene kemiğinin daha az ışın alarak görüntüledikleri bir röntgen çeşidi olduğunu söylemiştik. Dijital sisteminin kullanılmasıyla görüntü kalitesi daha çok artar ve kişinin aldığı radyasyon miktarı da çok daha belirgin bir şekilde olduğu için günümüzde analog röntgenlerden ziyade artık dijital panoramik röntgen çekimleri yapılmaktadır ve tercih edilmektedir.